Herkese merhabalar, ben Sibel, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elimde olan bir parfümden bahsedeceğim. Bu parfüm ünlü moda tasarımcısı Elise Aub'un kendi gelinleri ve prensesleri için yaptığı parfümlerden bir tanesi. Elise Aub'un kim olduğunu bilenler vardır ama bilmeyenler için ben kısa bir bildiklerimi söylemek istiyorum. Kendisi aslen Beyrutlu, çok küçük yaşlarda atölyelerde çırak olarak işe başlayan ve kendini yıllar içerisinde geliştiren, şu anda dünya çapında çok ünlü bir moda tasarımcısı arkadaşlar. Kendisinin koleksiyonlarını severek takip ediyorum. Çünkü oryant çizgisi de içerisinde olduğu için bana, kendime yakın buluyorum kıyafetlerini. Eğer gücüm ve imkanım olsaydı gerçekten seve seve giyebileceğim kıyafetleri var. Ve hatta maddi durumda gerçekten gücü olan insanlara da elbise aradıklarında o markayı tavsiye ediyorum. Hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu sabah şöyle bir, zaten kendi kafamda bir çizgi vardı da bu sabah yine de böyle bir araştırdım. Çünkü kafamda bazı soru işaretleri vardı. Ben bile sonra kararsız kaldım. Bu Elise Aub, elimde olan Elise Aub'un Le Parfum Resort Collection, yani Resort koleksiyonu. Ben size Türkçe söylemeye çalışayım. Şöyle 2015'in Şubat ayında çıkan ama benim elime Mayıs ayında geçen bir parfüm. Olduğunuz üzere gerçekten çok şık, çok güzel bir şişesi var. Üzerisi transparant, gittikçe okyanusu, denizi anımsatan. Çünkü yaz ayları için çıkartılan ve French Riviera diye, yani Fransa sahilleri ne düşünerek, esinlenerek çıkartılan bir parfüm. Bu parfüm hakkında benim düşüncelerime geçmeden önce parfümün ana sayfasına gidip notalarını öğrenmek istedim arkadaşlar. Hani birazcık olsun nota bilgim var ama tam böyle usta parfüm yorumcusu olmadığım için yine de kendi sayfasına gidip notalarına baktım. Eğer ilgileniyorsanız. Üst notasında incir ve mandalina var. Orta notası yasemin ve portakal çiçeği. Alt notasında sedir ve amber, benim en çok sevdiğim notalar. Bunların ikisi olduğu parfümleri ben gerçekten seviyorum ve tenime yakıştırıyorum. Bu parfümü ilk kullandığım zaman, bu, tekrar koklayacağım arkadaşlar. Ben aslında bu parfümü ilk elime aldığım zaman bana çok eskiden benim çocukken burnuma gelen bir parfümü, bir kokuyu hatırlatıyordu ama gerçekten ne olduğunu hiçbir zaman araştırmadım. Hani gidip de bunu elime vermedim, bir parfümcüde verebilirdim. Buna benzer parfüm hangisi bana çıkartın diye. Gerçekten tanınmış bir koku aslında. Benim jenerasyonumda olanlar belki bu kokuyu bir koklarsanız ya da biliyorsanız yorum olarak aşağıya yazın lütfen. Bu benim çocukluğumu bana hatırlatan, belki de birazcık yağmurdan sonra ıslak hanım eli çiçekli Mersin sokaklarını anlatan, bir hatırlatan bir koku da olabilir. Ki her ne kadar da hanım eli burada olmasa da gerçekten benim çocukluğumu hatırlatan bir koku. Kokuyu günlük kullanmadım. Daha çok bunu yaz aylarında, akşam yemeklerinde, özel günlerde, özel gecelerde ya da düğüne gittiğim zaman, özel bir yere davetli olduğum zaman kullanıyorum. Çünkü bu her kişilikle uymuyor. Bana kalırsa bir parfümün karakteri bir insanın karakteriyle de uyum sağladığı zaman daha güzel olur. Hani tabii ki ten uyumu da çok önemli. En büyük önem odur ama bana göre bu parfümün karakteri, ben bunu anlatmaya çalışırsam, bana sorarsanız bu parfümün karakteri nedir diye, ben bunun için zerafet ve duygusallık diyebilirim. Tabii ki duygusal bir insanım ama zerafet, hani zarif, çok böyle ladylike bir kadın değilim. Hani bugün de mesela bilerek bunu giydim. Çünkü gerçekten bu gelinlere, daha çok gelin parfümü aslında. Gelinler bunu gerçekten kullanabilirler. Özellikle yaz aylarında düğün yapan arkadaşlara ben bu parfümü tavsiye ediyorum ki bu parfüm aslında sayılı çıkartıldı. Bilemiyorum hala ortalıkta var mı ama benim bunu İsviçre'de aldığım yerde artık yok. Ama bir daha gelirse mutlaka alacağım. Çünkü bu parfüm azıcık kaldı arkadaşlar. Bir sıkımlık falan kaldı. Belki görüyorsunuzdur. Daha önceden Elise Aub'un, ben 3 sanıyordum ama şimdi aklıma geldi. Galiba bir tanesini 2 defa aldım. Ondan 3 diye aklımda kalmış. Daha önceden Elise Aub'un 2 parfümünü aldım. Bu da 3.'sü.
Ama 4 kere almış oldum. Bunu tekrar görürsem yine alacağım. Çünkü gerçekten bu birazcık özel anıları hatırlatan, dediğim gibi şu an kokladığımda beni ta çocukluğuma kadar götüren bir koku. Bugün de böyle giymemin sebebi, bunu giydiğim zaman mesela şu anda ben çok rocky, tam parti disco havasında görünüyorum. Bu şekilde ben mesela bir yılbaşı eğlencesi kulübe giderim, partiye giderim. O zaman bu parfüm bana yakışmaz arkadaşlar. Hani ne kadar da güzel bir koku olsa, hani üstümdeki kıyafetle de uyum sağlamadığını düşünüyorum. Bunu gerçekten gelinlere yakıştırıyorum. Zarif kadınlara, ince duygulu kadınlara, hanımefendi kadınlara yakıştırabileceğim, özellikle 25 yaş üzerindeki kadınlara yakıştırabileceğim bir parfüm. Bu parfümü kullandığım zaman, hani ben bunu kullanırken işe gitmiyorum ya da alışverişe gitmiyorum ya da ev içerisinde kullanmıyorum ya da dediğim gibi partiye, diskoya gittiğimde kullanmıyorum. Bu günlük hayatta nasıl kullanılabilir? Gerçekten böyle birazcık elit, elegant bir parfüm olduğu için, hani birazcık business class'a girdiği için ofis kadınları bunu kullanabilir. Politikacı kadınlar bunu kullanabilir. Sanatçılar, starlar bunu kullanabilir. Hani benim görüşüme göre, çünkü onlar insanlar birazcık daha böyle zarif görmek istiyor ya. Tabii ki benim kendi kanımca. Hani ben bu parfümü Yıldız Tilbe'ye yakıştıramam arkadaşlar. Ama bu parfüm mesela bir Bülent Ersoy'a olabilir diye düşünüyorum. Yani benim ancak bu şekilde, umarım beni anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Hani niye bu lafı söylediğimi de bilmiyorum. Bülent Ersoy'a başka bir şey daha söyleyeyim ki hani yanlış anlaşılmayayım. Kime yakıştırabilirim ben bunu? Muazzez Abacı'ya yakıştırabilirim. Müşerref Akaya'ya yakıştırabilirim. O tarzda bir parfüm bana göre. Benim tekrar koleksiyonuma alacağım bir parfüm. Her ne kadar da çiçeksi ve meyvemsi olduğunu söylese de, ben böyle kokladığımda benim burnuma daha çok çiçek kokuları geliyor. Gerçekten ilk sıktığımda bu ilk baştaki koku, incir ve mandalina beni aslında pek şey yapmıyor. Bazı arkadaşlar yazmış ki yorumlarda sanki deodorant kokusu gibi. Ben ilk başta duyduğumda kızmıştım ama şimdi belki mandalina kokusu çok deodorantlarda, oda spreylerinde olduğu için belki arkadaşı onu hatırlatmıştır. Yasemin ve portakal orta notası da beni etkilemiyor ama en son notası sedir ve amber gerçekten beni etkileyen notaları. Çünkü bu parfümü ben ilk sıktığımda değil de birkaç saat sonra daha çok benim hoşuma gidiyor ve cildime, tenime daha çok yakışıyor. Bu parfüm French Riviera, yani Fransa sahillerinde düşünerek tasarlanılmış ve 2015'te Elie Saab'ın kendi gelinleri ve prensesleri için düşündüğü bir parfüm. Bir daha görürsem kesinlikle koleksiyonuma koyacağım bir parfüm. Bunun tabii ki 100 mililiği vardı yanlış hatırlamıyorsam, ama ben o zaman emin olamadığım için 50 mililiğini almışım. Uzun zamandır elimde, dediğim gibi sadece özel anlarda kullandığım parfümlerden bir tanesiydi. Tekrar görürsem koleksiyonuma koymak istediğim parfümlerden. Ha bu arada lütfen, ben böyle söyleyince sanki benim böyle çok parfüm koleksiyonum varmış gibi benden parfüm koleksiyonu beklemeyin arkadaşlar. Çünkü ben bundan 2 sene 3 sene önce evimi etrafımdaki kalabalıklığı, fazlalığı atarken elimdeki 70 küsur parfümü de çıkardım. Çünkü çoğunu ben kendim severek almadım. Bana çoğu hediye gelmişti. Bu doğum günümde de bayağı bir parfüm hediyesi geldi. Artık arkadaşlara ben utanmadan, sıkılmadan bana parfüm hediye etmeyin diyorum. Çünkü gerçekten parfüm hediye etmek, hani parfümün notalarını tanırsanız ve parfümün karakterini tanırsanız ancak yapabilirsiniz. Gidip rastgele, işte popüler olduğu için bir parfüm alıp başka birine hediye etmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi bu parfüm size anlatabileceğim, bunun karakteri zerafet, hanım hanımcık, böyle lady olan, gerçekten elegan olan, hani duygusal olan, böyle o tür kadınlara yakışabilecek bir parfüm. Onun için sırf moda diye ya da bu videoda gördüğünüz için, hani hediye almak istiyorsanız lütfen sakın. Ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum bilmeyenlere. Nasıl tavsiye edebilirim ki eğer ortada yoksa? Bilemiyorum ama görürseniz mutlaka koklayın arkadaşlar. Gerçekten
Çok elegant bir parfüm. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.